Red Dead Redemption 2. Bu oyun hikayesiyle, detaylarıyla, dünyasıyla ve karakterleriyle yapılmış en iyi oyunlar arasına girer. Uzun yıllar ve uğraşlar sonrasında ortaya çıkan bu sanat gibi oyun, tahmin edersiniz ki çok fazla detaya, gizeme, easter egg'e sahip. Ben ise bu kadar detaylı bir oyundan neler neler çıkabilir diye araştırmaya başladım ve gerçekten çok detaylı gizemlerle karşılaştım. Ve üstelik bu gizemler öyle basit şeyler de değil. RDR2 ne kadar detaylı bir oyunsa gizemleri de o kadar detaylı yapmaya özen göstermişler gibi duruyor. Bu oyunu 200 saat oynayarak bu videoyu da sonuna kadar izlemek isteyebilirsin. Çünkü belki senin bile bilmediğin detaylar, gizemler çıkabilir. Yani umarım. RDR2'yi açtığınız andan itibaren sadece bir kez görebileceğiniz bir detay olduğunu biliyor muydunuz? Evet, oyunun içinde gerçekten de hayalet tren var ve spesifik saatlerde, spesifik bir yerde çok nadir çıkıyor. Pardon, nadir demişim, oyun boyunca sadece bir kere çıkıyor ve kaçırmak istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Oyunda map'in tam şu kısmında Limoin tabelasının yanında beklerseniz tam gece 3'te hayalet trenin belirdiğini görebilirsiniz. Tren sanki diğer trenler gibi sesli çıkarıyor ama hayalet, yani içinden falan geçebiliyorsun. Bir süre ilerledikten sonra zaten kendi kendine kaybolup sonsuza kadar ya da siz yeni bir save açana kadar kaybolup gidiyor. Oyunda tam şu noktaya giderseniz bir ev göreceksiniz. Çatısına çıktığınızda ise içinden duman çıkan bir delik göreceksiniz. Bu neymiş acaba, içeride yangın mı var falan diye içeri girerseniz ise meteor düşmesi sonunda ölmüş, hatta buna ölmek bile denmez, parçalarına ayrılmış aileyi görebilirsiniz. Olay tam olarak ne zaman yaşandı bilmiyoruz ama bu aile yemek yediği sırada tam yemek masasının üstüne düşmüş gibi geldi bana. Aha, bu arada eğilip duman çıkartan cismi aldığınızda ise bunun gerçekten de meteor olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Onun dışında hazır buraya gelmişken evi lootla Maydan unutmayın derim. Rockstar oyunlarında UFO ile ilgili easter egg'ler görmek artık klasikleşmiş bir durumda. Daha derin büyük gizemlere geçmeden önce bunlardan da bahsetmek istedim. Şöyle ki, map'te şu noktaya gidersiniz, burada UFO'ya veya UFO'lara tapan insanların topluca bir kulübenin içinde intihar ettiklerini görüyorsunuz. Peki bunların UFO'ya taptıkları nereden mi çıkardık? Masanın üstünde, muhtemelen kültün lideri olan kişinin cesedinin önünde bulduğumuz bir nota baktığımızda, öldüklerinde ruhlarının güçlü bir uzay cismi tarafından alınıp götürüleceklerine, ondan sonra ise yeni seçilmiş kişiler için ruhlarının geri döneceğine inanıyorlarmış. Bunun daha da tuhaf olan tarafı şu ki, bu bölgeye saat gece 2'de giderseniz eğer, gerçekten de bir UFO'nun gelip bu kulübenin üstünde durduğunu ve sonradan tekrar ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz. Bu olay gerçekten bana çok ilginç geldi ama bu kadar da değil. Asıl olay bu gizemin tamamen gerçek hayattan alıntı olması. Gerçekten de 1997 Mart ayı içerisinde Heaven's Gate adında bir dini grup Amerika'da intihar ediyor. Ruhlarının alınıp cennete götürüleceğine inanıyorlar ve bunun uğruna tam 39 kişi hayatını kaybediyor. Ruhları nereye gitmiştir onu bilemeyeceğim ama tam 21 yıl sonra bir şekilde RDR2'nin içinde yer edinmeyi başarmış. Oyunda tam olarak şu noktaya giderseniz Queen ile evlenmiş bir adam görebilirsiniz. Queen ile beraber uyuyorlar veya adam ölü, eşi fikrim yok. Ya da bir daha bakınca adam ölü galiba. Neyse, gerçekten evlendiklerini Queen'in yanına gidince bulduğumuz evlilik yüzünden anlayabiliyorsunuz. Yani bu kadardı. Şu an gösterdiğim yere giderseniz Karlı Dağların orada mamut iskeleti görmeniz mümkün. Mamutların nesli tükendiği için iskeletlerini bulmak zor oluyor haliyle. Arthur da zaten mamutun yanına gittiğinizde bu mamut kemiği mi yoksa diye not alıyor. Oyunda map'in aşağı taraflarına doğru gittiğinizde bir kadının küçücük yere kilitlendiğini, hatta zincirlerle kilitlendiğini görüyorsunuz. Kadın da zaten deli olacak ki değişik değişik sesler çıkarıyor. Bu neyin nesiymiş diye bakmaya çalıştığınızda ise şu oluyor. Oyun boyunca da burada durup değişik sesler çıkarmaya, kendi kendine deli deli hareketler yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda oyun bu kadını öldürmenize izin vermiyor. O küçücük delikten sıkayım bari eziyet çekmesin diyorsanız yok abi, maalesef onu yapamıyorsunuz. Bu kadar da değil, oyunda 8 yıllık zaman geçişinden sonra aynı bu noktaya gelirseniz eğer, kadının öldüğünü, sadece iskeletinin kaldığını görebilirsiniz. Seri katil muhtemelen RDR2'nin içinde olan en büyük gizemlerden, olaylardan birisi artık ne derseniz. Oyun içinde bu teknik olarak görev olarak bile geçmiyor ama gerçekten uğraşırsanız haritanın belirli noktalarında olan cinayetlere kurban gitmiş bedenler bulmanız mümkün. Ve bu bedenlerin oraya istenerek seri katil tarafından konulduğu da belli oluyor zaten. Bu gizem biraz daha uzun ve rahatsız edici görseller içeriyor olabilir. O yüzden like attıysanız şimdiden hazır olun derim. İlk olarak haritanın şu kısmına gittiğinizde yerde kan lekeleri görmeye başlıyoruz ve
kan lekelerini takip ettikçe yerde insan organları görmeye başlıyoruz. En sonunda ise taşa sabitlenmiş, parçalarına ayrılmış bir insan bedeni, yanında ise görüyor musun yazıyor. Hemen yanındaki taşa baktığımızda adamın kellesini ağzına bir kağıt sıkıştırılmış halde buluyoruz. Bu kağıda baktığımızda ise yapboz yavaştan çözülmeye başlıyor diyebilirim. İlk başta üstünde ben yazan bu kağıdın ne anlama geldiğini anlamasak da zaman geçtikçe her şey anlaşılacak, benimle kalın yeter. Bu notu bulduğumuz anda oyun da bize geriye kalan ipuçlarını bulmamız gerektiğini söylüyor. Öyle de yapıyoruz. Şayet map'in şurasına gidince ilk ipucunda olduğu gibi yerde kanlar görmeye başlıyoruz. Takip ettiğimizde ise bu sefer de başka bir bedeni ağaca asılmış bir şekilde buluyoruz. Yanında dur ve seyret tarzı bir şey yazıyor. Ağacın etrafına bakınca da cesede ait kafayı ve ikinci notu bulmuş oluyoruz. Bu sefer üstünde ise sen bul yazıyor. Tam olarak ne anlatmaya çalıştığını anlamasak da bu gizem çözülmeye az kaldı diyebilirim. Çünkü üçüncü ipucu için haritanın şurasına gittiğimizde bu sefer yolun yanında artık direkt parçalanmış insan uzuvları görmeye başlıyoruz. Yine takip ettiğimizde ise diğer bedenlerde olduğu gibi havada asıl duran bir beden buluyoruz. Yanında ise yaptığım işe bak yazıyor. Bedene doğru yaklaştığımızda ise gene bedenin kafasını ve üçüncü notu bulmuş oluyoruz. Bu bulduğumuz son ipucuydu ama işler sonuca varacağına daha da ilginçleştiği gibi. Çünkü bu seferki notun üstünde bir kasanın kapının şifresi var. Arkasında ise yapabilirsin yazıyor. Bu notlar tek başına tek bir şey ifade etmiyor olsa da üçünü birden birleştirdiğimizde katilin muhtemel konumunu buluyoruz. Ve arkasında ise beni bulabilir misin yazıyor. Bu sayede olay çözülmüş gibi dursa da daha yeni başlıyoruz. Notların bize işaret ettiği yere geldiğimizde bodrum katına giden kapıyı gene notların üstünde yazan şifre sayesinde açıyoruz ve içeri girdiğimizde bizi ölü parçalanmış bedenler karşılıyor. Yuh be abi, kaç kişi öldürdüm, bu ne, hepsini öldürmüş, ayrı ayrı parçalamış, kafalarını ayrı yere koymuş, koleksiyon gibi tutuyor adam. Buraları artık görüp de midesi bulanmayana hayret ederim. Onun dışında burada iki tane daha not buluyoruz. Bunlar ise anladığım kadarıyla seri katilin varlığından korkan kişilerin habercilere iletmeye çalıştığı mektuplar. Bodrum'un ilerisinde ise daha fazla kelle, ölü bedenler, insan parçaları ve fotoğraf makinesi buluyoruz. Artık nasıl bir manyakla karşı karşıyaysak siz düşünün. Ama işin tuhaf tarafı, tüm mumlar ve ışıklar hala sıcak ve yanıyor. Yani bu manyak çok uzaklaşmış olamaz değil mi? Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Evet abi, adam bizi yakalıyor. Koskoca Arthur'u bağlayıp manyak manyak konuşmaya başlıyor. Eğer burada kaçmazsak Arthur'un başında neler geleceğini anlatmayayım isterseniz. Ama neyse ki bir şekilde kurtulmayı başarıyoruz. Adama tekme tokat girdikten sonra bayıltıyoruz da. Şimdi burada iki seçenek var. Adamı öldürebiliriz ve o kadar, öldürünce daha bir şey olmuyor zaten. İkinci seçenek ise adamı para karşılığında polislere teslim edebiliriz. Onu yaparsanız ise çok daha ilginç şeyler yaşanabiliyor. Adamı şerife götürüyoruz. Bir ara sahne giriyor. Tam adam hücreye girecekken manyak şerifin üstüne atlayıp şerifi yemeye çalışıyor. Yani herhalde öyle bir şey, ben de tam anlamadım. Neyse, komik olan burada şerife yardım etmek istemezseniz şerif bir şekilde kendi kendine katili öldürerek kurtulsa da komik anlar yaşanabiliyor. Tabi sonrasında para ödülü falan da alamıyorsunuz mantıken. O yüzden bunu yapmaya kalkıştıysanız son noktayı da koymayı unutmayın. Her şey boşa gitmiş olmasın derim. Video buraya kadar hoşuna gittiyse de beğenerek bunu göstermen çok hoş olacaktır. Şimdiden teşekkürler. RDR 2 ile ilgili içeriklere biraz baktıysanız şöyle giyinen adamları görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu adamlar sadece RDR 2'de rastgele sağda solda değişik ritüeller yaparak karşınıza çıkmıyor. Belirli noktalarda artık başkanları mıdır nedir, onunla beraber toplantı yaparken de bulunabiliyor. Hatta ilkinde yaklaştığınızda size saldırmıyorlar bile. Sadece gel bizi dinleyeceksen sessiz ol, rahatsız etme tarzı şeyler diyorlar. Bu beyaz maskelerin altındaki adamlar bayağı andaval gibi davranıyor ama her an başlarına bir şey gelecekmiş gibi duruyor. Öyle de oluyor zaten, adamlar yanlışlıkla kendi kendilerini yakıyorlar. Sonra biz de bunların başındaki adamla tartışıp onu öldürebiliyoruz. Yani buraya kadar. Oyunun ilerlerinde ise başka bir noktada gene bu adamları görmeniz mümkün. Bu sefer siyah giyinimli biri gene başlarında duruyor. Beyaz giyen elemanlar da büyük bir haçı kaldırmaya çalışıyorlar. Sonra kaldıramayıp altında kalıp gene ölüyorlar. İstersek burada da başlarında duran siyah giyinimli adamla dövüşebiliyoruz. Onun dışında bu adamlar başka bir yerde gözükmüyor. Çünkü alayı öldü yani, daha nerede gözükecek? Oyunda muhtemelen rastgele dolaşırken şu kişileri görmüşsündür. Bu kişiler kapıda durup içeri gel, yemeğimiz var, ısınırsın, gel muhabbet edelim falan diye misafirpervermiş gibi davranıyorlar. Ve haliyle sizi içeri sokmaya çalışıyorlar. İçeri girip biraz evi dolaştıktan sonra bunların kardeş olduğunu ve evde bulunan resimlere bakacak olursak da büyük ihtimalle ailelerini öldürdüklerini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Hatta bu dolabın içinde kuru kafa bile görmeniz mümkün. Neyse, bunları fark etmeyip yemek masasına oturdunuz diyelim. Yemek getiriyorlar, yemekte bir şey olmasa da ondan sonra verdikleri içki
içmeden içmeyi kabul ederseniz ve yeteri kadar içerseniz sonunda bayılıyorsunuz ve sizin elinizdeki tüm parayı çalıp kendi ailelerini öldürdükleri cesetlerini oraya fırlatıyorlar. Neyse ki burası o domuz çiftliğinin olduğu yere o kadar uzak değil. Uyandıktan sonra evi basıp bu iki manyağın içinden geçebiliyorsunuz. İkisini de öldürdükten sonra şu tablonun arkasında sizden aldıkları tüm parayı bulabilirsiniz. Buraya kadar gelmişken parayı almadan gitmek zaten olmaz. O yüzden RDR'yi oynarken bu ailenin evine girmeden önce artık iki kere düşünün derim. Oyunda Roots'taki silah satıcısının yerine giderseniz bodrum katında yardım isteyen bir çocuk görebilirsiniz. Çocuk değişik bir kıyafet giymiş ve silah satıcısının manyak olduğunu, onu bodruma kilitlediğini ve kurtarmamız gerektiğini söylüyor. Hatta ondan sonra da gerçekten satıcıyı soymaya çalıştığımızda bu çocuktan bahsedebiliyoruz. Adamı zorla bodruma indirdiğimizde ise çocuğu ve adamı sorgulayabiliyoruz. Sonuç çünkü adam bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu düşünüyormuş. O yüzden çocuk kıyafetleri giydirip bodruma kilitlemiş. Bunlar tartışırken kaçırdığı çocuğun zincirine sıkıp gitmesini sağlayabiliyor. E tam bu giderken bizim dükkanın sahibi özür diliyor. İşte çocuğumu özlemiştim, o yüzden yaptım, öyle oldu böyle oldu falan diye ağlamaya başlıyor. Biz de odada bulunan tüfeği alıp adamı öldürüyoruz. RDR 2'de kısmen de olsa korsan olabileceğini biliyor muydun? Oyunda tam şu noktaya gittiğinizde kullanabileceğiniz bir korsan kılıcı bulabiliyorsunuz. Harbi kendine özel animasyonları bile var. Şu noktaya gittiğinizde ise parçalanmış bir geminin içinde korsan şapkası bulmanız mümkün. Tebrikler, artık korsan gibi oyunu oynayabilirsiniz. Haritanın şu noktasına giderseniz karlı dağlar üstünde yıllar öncesinde kalma bir askerin donduğunu görebilirsiniz. Hatta kaskını alıp kullanabiliyorsunuz. Bayağı havalı. Onun dışında Arthur not alıyor. Çok eskilerden kalma birisi donmuş burada diyor. Ha bir de bu kaskı düşürürseniz veya kaybederseniz sonsuza kadar gidiyor. Haberiniz olsun. Yani bu kadardı. Evet, oyunda gerçekten de dev bir yılan var. Hatta dev insan iskeleti ve mamut da var. Oyunda baya büyük şey var aslında. Neyse, yılana geçecek olursam öyle ağacın üstünde duruyor. Ölmüş gibi hareket etmiyor ya da çok sakin bir yılan. İsterseniz kontrol edelim ölmüş mü diye. Galiba ölmüş. Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever.